Türk Enerjisen Genel Başkanımıza, merkez yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bu davetimizi kırmadılar, geldiler, onur verdiler, şeref verdiler. Bugün Etimadem, Bandırma, Bor ve Asparkalarında olan üyeleriyle görüşmeler yaptılar, toplantılar yaptılar. Biz de kısmen yanlarında bulunduk. Tabii ki ülkemizin mevcut yapısı içerisinde çok iyi değiliz, sıkıntılıyız. Bu sıkıntının ana nedenlerinden bir tanesi komşularımızda savaş olması. Bu savaşa Türkiye'nin de girmiş olması. Onun yanında önümüzde bir referandum süreci var. Herkes özgürdür tabii ki. Evet ya da hayır demekte mutlaka özgürdür. Ancak bu ülkenin geleceği açısından demokratik yapıdan, demokrasiden vazgeçmek ne kadar doğrudur, bunu zaman gösterecek. Bir de varlık fonu diye bir olay çıktı başımıza. Varlık mıdır, yokluk mudur? Bunun biz yokluk olacağını düşünerek eylemlerimize, basın açıklamalarımıza başladık. Petrol Sendikası olarak geliştirilmiş başkanlar kurulumuzda alınan karar doğrultusunda yerelde basın açıklamamızı, önümüzdeki salı günü imza kampanyasını, önümüzdeki 10 ya da 12 gün içerisinde Ankara'da Türk Enerjisen, Maden Mühendisler Odası, Jeoloji Mühendisler Odası, Kimya Mühendisler Odası, yani kısaca Petrol İş Sendikası 2012 yılında 2840 sayılı yasaya borların üçüncü şahıslara devir meselesi var iken kurulan o platform can siparişine bir şekilde kendi üyeleriyle, üye haricinde yerelde vatandaşlarıyla ve genelde yurttaşlarımızla bir tepki koyduk ve başardık. Özelleştiremediler. Geldik bugüne. Özelleştirmenin en kısa yolu olan varlık fonu, en kestirme. Eğer 16 Nisan'da bir evet oyu çıkar ise 17 Nisan'da Cumhurbaşkanı baş danışmanı değerli arkadaşın dediği gibi Türkiye uçacak diyor. Özelleştirmeleri şimdiye kadar şahıslara verdiklerini söylüyor. Bundan sonra vatandaşa vereceklermiş. İpotek edecekler. Kredi alacaklar. Kendi bu kurumların BOTAŞ, Etimaden, TEPOA, Çaykur işletmelerinin altını boşaltacaklar. Geri dönüşüm olmayacak. Şu anda hazineye temettü veren bu kurumlar kendi iç yapısı içerisinde değerlendirmesini, yatırımını yapamayacak. Arsalarını satacaklar. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Kanal İstanbul. Lazım mıdır? Benim aklım o kadar ermiyor. Lazım mıdır, değil midir bilmem ama benim aklım o kadar ermiyor. Ben lazım olmadığını düşünüyorum. Boğaz, denizler, kara, evet, yaradanın son şekliyle bize lütfettiği bir deprem olur, bir deniz kabarması olur, bir tsunami olur, onun ne olur bilemeyiz, onu yaradan bilir. Ama bu ülkenin 93 yıllık mal varlıklarını satarak bir Kanal İstanbul yapılacaksa, 93 yıllık mal varlıklarını satıp da köprü yol yapılacaksa, tabii ki köprü yol yapılsın. Buradan gelen temettüyü hazineden al, yap yine, kimse bir şey diyemez sana. Ama amaç başka. Bu kurumları zayıflatmak, altını boşaltmak, 2 ya da 3 yıl sonra zarar ediyor bahanesiyle satışa çıkarmak. Ben Etimaden'i bilirim. Genel Başkanım da aynı. 35-36 yıldır Etimaden kurumunda çalışıyor. Nacizane biz de 27-28 yıl çalıştık. Bakın arkadaşlar, 1935 yılından bu yana Rockefeller firmasının temsilcileri Rio Tinto'la Jos Varax bu işin peşinde. 2005 yılında
dönemin bakanı Kürşat Düzmen Avustralya'da bir toplantıya katıldı. Ve bu iki şirketin temsilcileri Türkiye'nin beyazını istiyoruz dediler. Türkiye'nin beyazı nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Tavuk eti değil. Boruları istiyorlar, boruları. Bu halk karşı çıktı, direndi, vermedi. Gene vermeyecek. Onun içindir ki bu mücadelenin artarak devam edeceğini biz 10 gün önceki basın açıklamamızda söyledik. İmza kampanyamızın Salı günü başlayacağını kaymakamlığımıza yazılı bildirdik. Bizim derdimiz ekmeğimiz. Bizim derdimiz ülkemiz. Bizim derdimiz Bandırma'mız. Bizim derdimiz çocuklarımızın geleceği. Ola ki imza kampanyasında inşallah bir sıkıntı yaşanmaz. Yaşanacağını da hiç düşünmüyorum. Çünkü bizi kaymakamımız da biliyor. Emniyet müdürümüz de biliyor. Derdimizin ne olduğunu. Derdimizi az önce saydık. Bunun içindeki değerli arkadaşlar, vallahi kritik bir sürece giriyoruz. Evet mi, hayır mı, oldu mu, olmadı mı, olacak mı, olmayacak mı? Bunu bütün halk kendisinin geleceğini, çocuklarının geleceğini düşünerek değerlendirmesini yapması lazım. Bizim bu konuda, referandum konusunda bizim siyasetleşimiz yok. Siyaset ekmeğimize elini uzattı. Evet, ekmekte işimiz var. Gelecekte de işimiz var. Doğru yapana takdir ederiz. Yanlış yapana da eleştiririz ve gerekli tavrı koyarız. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun.